Herkese merhabalar. Camteji 2021 anlatım videolarının ilk videosuyla karşınızdayım. İlk tanıtım videosunda genel olarak arayüzde neler bulunduğu ve bizleri program içerisinde neler beklediğinden kısaca bahsedeceğim. Öncelikle sol taraftaki araç kutusundan başlamak istiyorum. Medya kısmında düzenlemek istediğiniz veya kaydettikten sonra ekstradan düzenlemek istediğiniz videoları import ederek alabilmeniz mümkündür. Sonrasında library kısmında videoları giriş ve çıkış efektleri ekleyebilmeniz için burada bir kütüphane bulunmaktadır. Bu kütüphaneden çeşitli intro ve outro'lar seçerek videonuza entegre edebilirsiniz. Favoriler kısmında bu programı kullandıkça beğendiğiniz özellikleri ekleyebileceğiniz bir bölme bulunmakta. Annotation kısmında konuşma balonları ve onun dışında diğer bütün şekillerin bulunduğu mini bir kütüphane bulunmakta. Translation kısmında videonun geçiş efektleri ve genel ekran görüntüsünün düzenlemesini buradan yapabiliyorsunuz. Behaviors kısmında yazı alanlarının giriş çıkış efektlerini ekleyebilmeniz mümkün. Animation kısmında videonun hangi kısmının görüneceğini buradan Scale to Fit dediğinde ekranı otomatik olarak ayarlayabilmesi de mümkün kullanmakta. Cursor Effects bu fare işaretçisinin ekstradan highlight edebilmeniz yani vurgulayabilmeniz için burada çeşitli seçeneklerde bulunmakta. Voice Narration'da şu anda da benim sesimi algıladığı gibi sesinize çeşitli efektlerin verebilmesi mümkündür. Audio Effects'te de şu an mesela videonun sesi veya eklediğiniz herhangi bir ses dosyasını buradan fade in, fade out yaparak ya da kompres ederek sesi baskılayarak çeşitli ayarlar yapabilmeniz mümkün. Bizim en çok kullanacağımız alan buradaki timeline dediğimiz alan çizgisi oluyor. Burada farklı kanallarda ses ve görüntü farklı kanallarda girerek bir alan oluşturuyor ve biz buradan çeşitli düzenlemeleri yapabiliyoruz. Buradan ileri geri alma, kaydetme, kopyalama, yakınlaştırıp uzaklaştırabilme, videoyu oynatma. Son olarak export kısmında ise videoyu export yani bir çıktı olarak alabilmemiz için çeşitli ayarlar bulunmakta. Bu şekilde genel bir arayüzü olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.